Efendim korkunç bir haberle devam ediyoruz. Bursa'da bir baba evinin bodrumuna götürdüğü 3 çocuğunu katletti. Cani baba ardından emniyete giderek teslim oldu. Kan donduran bu cinayete dair son bilgileri Demirören Haber Ajansı muhabiri Denizhan Karahancı aktaracak. Denizhan, kolaylıklar, sendeyiz. Evet, Bursa'da yaşayan ve boyacılık işiyle uğraşan Murat Kılıç, 39 yaşındaki Murat Kılıç 4 katlı apartmanın bodrum katında oturuyordu. Ve saat 15 sıralarında çocuklarıyla yemek yediği esnada 3 çocuğunu tabiri caizse katletti diyebiliriz aslında. Ve 2 çocuğunu kesici aletle, bir çocuğunu da boğarak öldürdü Murat Kılıç. Ve biz şu anda kameraman arkadaşım Yiğitan Hüyük'le birlikte Adli Tıp Kurumu'ndayız ve cenazelerin buraya gelmesini bekliyoruz. Peki dün neler yaşanmıştı? Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 15 sıralarında gerçekleşmişti. Murat Kılıç çocuklarıyla birlikte kahvaltı yaptığı esnada 3 çocuğunu öldürdü. Şu anda dediğimiz gibi Adli Tıp Kurumu'nun önünden gerçekleştiriyoruz. Sabah saatlerinden beri biz şu anda cenaze aracının buraya gelmesini bekliyoruz. Tabii ailenin, çocukların yakınlarından şu anda burada hiç kimsenin olmadığını belirtelim. Tabii Murat Kılıç polise giderek suçunu itiraf etti ve orada bazı ifadelerde bulundu. Geçen ay Erzurum'a gidip çocuklarımı aldım. Olay günü eve getirdim. Kahvaltı yapıyorduk. Masada bıçağı görünce içime bir şey oldu. Onları öldürdüm. Kendime zarar vermek istemedim. Bunu başaramadım dediği öğrenildi. Kısa sürede belirtilen adrese de ekipler gitti ve 3 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştılar. Ve hemen ardından Murat Kılıç tabii gözaltına alındı. Ve ilerleyen saatlerde de adliyeye nöbetçi mahkemeye sevki bekleniyor. Orada da ifadeleri olacak Murat Kılıç'ın. Dediğimiz gibi biz şu anda Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz ve cenazelerin buraya gelmesini bekliyoruz. Toprağa verilecek Erzurum'da 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilecek. Yine şunu belirtmekte fayda var. Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, eşinin psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle bir sene önce eşini terk etmişti ve Murat Kılıç 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Evet, ilerleyen dakikalarda, yine ilerleyen saatlerde biz sizlerle yeni bilgileri paylaşmış olacağız. Kendisinin az sonra adliyeye sevki de gerçekleştirilecek diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar. İlerleyen saatlerde yeni bilgileri sizlerle paylaşmış olacağız. Sözü stüdyoya bırakalım.